Salam, axşamınız xeyir olsun Kanal 13-ün dəyərli izləyiciləri. Ağanisə Sultanov ilə günün sonu verilişinə baxırsınız. Bugün İraq türkmənlərindən, daha doğrusu Kərkük'də, türkmən elində yaşayan soydaşlarımızdan danışırıq. İl 2016, oktyabr ayı. Bu tarix İraq türkmənlərinin yaşadığı faciələrin ən acı səhifələrindən biri kimi yadda qalacaq. Eyni vaxtda IŞİD'in Kərkükə hücumu, PKK terroristlerinin törətdiyi qətillər və koalisiya qüvvələri təyyarələrindən açılan bombardman nəticəsində 20 qadın şəhid oldu, az yaşlı uşaqlar qətlə yetirildi, xeyli sayda yaralılar var. Kanal 13 olarak İraq türkmənlərinin lideri Riyaz Sarıkayı ilə video bağlantımız da sözü gedən məsələ ilə bağlıdır. Salam Riyaz Bey, akşamınız xeyir olsun. Riyaz Bey, eyni vaxtda 3 tərəfdən Kərkükə hücumlar oldu və xeyli sayda insanlar şəhid oldu, yaralılar var. Sizcə bu təsadüfən idi, yoxsa əvvəlcədən hazırlanmış ssenari idi? Bismillahirrahmanirrahim. Hər şeydən öncə Kanal 13 internet televizyonuna Türkmen davası ile, Kərkük ile, Türkmen ile ilgilendikleri için teşekkür ederim. Azerbaycan halkına, kardeş Azerbaycan halkına sevgi ve muhabbetlerimi sunuram. Kərkük'ten bütün kardeşlerimize selam ve sevgiler. Tabii ki Kərkük son günlerde tarihinin en kara günlerini yaşamaqdadır. Bir taraftan uluslararası merkezlerin, beynəlmiləl merkezlerin, şer merkezlerinin oyunlarla karşıda, bir taraftan da illardan beri özüne düşman edilen bölgedeki kardeş halkların da Türkmenlere menfi bakışlarının altındadır. Tabii ki bugün Irak ve bölgemiz, ister Suriye olsun, ister Irak olsun, bu bölge tabii ki büyük bir şer merkezlerinin uyguladıkları bir planlarının sergiledikleri, uyguladığı bir saha olubdu. Bu sahada tabii ki bölge halkları hiçbir zaman kar etmeyecekler. Bu oyunlar neticesinde ne Araplara, ne de Kürtlere, ne de Türkmenlere bir fayda gelmeyecek, bir menfaat gelmeyecek. Bu şer merkezlerinin planı zaten buradaki insanları birbirine düşürmektir. Sünni'yi Şia'ya, Müslüman'ı Hristiyan'a, Arabi Kürt'e, Kürt'ü Türkmen'e, Türkmen'i başkasına karşı getirmektedir. Bu da birbirine vurdurma politikaları, siyasetleri sergilenmektedir. Maalesef ki, ne yazık ki, bölge halkı da bu sergilenen oyunun farkında olmasına rağmen elden bir şey gelmir ki bunu önlesin. Bunun tedbirini alsın. Çünkü bölgedeki Irak içindeki merkezler, bölgedeki yerel merkezler, mahalli merkezler veya kuruluşlar bu beynelmiler şer merkezleriyle işbirliği içerisinde. Türkmen elit toprağından Türkmenleri daha zayıf hale getirmek, azaltmak, hatta gerekirse boşaltmak, Türkmenlerden boşaltmak. Ve Kürdistan bölgesini, Kürt bölgelerini bizim hesabımıza, bizim aleyhimize olacak şekilde büyütmek, genişletmektir. Büyütmektir. Kürtler bizim kardeşimizdir. Bizim Kürtlerle herhangi bir düşmanlığımız yok. Tarih boyu kardeş olmuşuz. Aynı dine mensubuz, aynı kültürümüzümüze çok yakındır. Aynı coğrafyada yaşarız. Ancak Türkmen topraklarını Kürt yönetimine katmak bu Türkmenin için büyük bir zarardı. Biz istedik ki bizim topraklarımızda biz özümüz yönetek, biz özümüz yönetici olarak, idare olarak, hükümet olarak. Onun için bizi
zayıf hale getirirler ki bu toprağımıza başkaları gelsin, kontrol etsin. Başkaları gelsin, bu da hükümet olsun. Yani bu şer merkezlerinin planlarındaki görünen kısım budur. Kürt halkını daha büyütmek, daha legal, dünyada legal hale getirmek, onlara bir kurtuluş savaşı verirler gibi prova yaptırmak. Bu aslında bir ciddi bir tiyatrodur, ciddi bir oyunlardı bunlar. Bağdat resmileri Kərkük'də baş verənlərlə bağlı sür, belə demək mümkünsə seyirci qalıb. Nədir bunun səbəbi? Nəyə görə onlar öz vətəndaşlarına, yəni İraq türkmənlərinə sahib çıxmırlar? Bugün görürsünüz, Musul bölgəsində dünya televizyonu ən fazla kime reklam yapır? Irak kodusuna dahi, peşmergelere yapır. Hep Kürdistan bayrağı ön plandadır. Kürt bölgesini genişletmek. Ve genelde dünya basınları da Türkmenleri göz ardı edir. Türkmenlerden bahsetmek istemir. Sanki burada Türkmen önemsizmiş. Musul'da Türkmen ikinci etnik gruptu. Birinci etnik grup Arap Sünnet'i, ikinci Türkmen'di. Ama bakır Iraklı siyasetçiler bile saydıkları zaman Türkmen'i en sona koyuyorlar. Sıralamada değiller ki Musul halkı Arap, Kürt, Hristiyan, Şebek, Yezidi en sonunda Türkmen değiller. Bazen onu da demirler. Sonra bu zaman sehv oldu, yanlışlık oldu. Unuttuk değiller. Ancak bu bir oyunun parçasıdır. Bir tiyatro oynanmaktadır bölgemizde. Türkmenleri daha zayıf hale getirmek için. Biz bundan tabii ki ciddi anlamda endişe ediyoruz. Ve bu mücadelemizde de biz min yıldır bir toprakladık. Onun için biz kardeşlerimize seslendik ki bu oyunda kimse alet olmasın. Bugün ne yazık ki görüldü. Bizim geçen hafta bölgemize bir grup IŞİD militanı Havuce'den getirildi. Bölgemize, Kərkük bölgesine yerleştirdi ve Kərkük'te Türkmen mahallelerine, başka etnik grupların mahallesine girmediler bunlar. Türkmenler huzursuz etmek için. Bir de hükümet dairelerine, hükümet ofislerine ele geçirmek için çabaya girdiler. Tabii ki bu IŞİD terörcülerle de mücadele için Kərkük polisi her etnik renkten Kərkük polisinde var. Peşmerge kardeşlerimiz de dışarıdan geldiler. Burada Kürt asayişleri var Kərkük'te. Onlarla da birlikte. Bir de Türkmen kuvvetleri var. Bunlar Tuz Hurmatı'dan geldiler, Taze Hurmatı'dan. Haşid el-Şabi dedikleri. Resmi adı Türkmen kuvvetidir bizim bölgemizde. Türkmen kuvvetleri ve Kərkük'te Türkmen, Arap, Kürt, IŞİD'e karşı birlikte savaştılar. Bu sevindirici bir durumdu. Bu sayede Kərkük şu anda IŞİD'den kurtarıldı. Ancak bu vesileyle de, bu bahaneyle de Kərkük'e çok sayıda PKK, terör örgütü de yerleştirildi. Bu da bizim için gelecekte büyük bir tehlikedir. Biz Irak hükümetinden de buna izin verdiği için tabii ki itap ediriz, sitem ediriz ki bunlara izin vermesin. Şikayetçi Irak devletinden. Niçin peşmerge PKK'lılara işte Sincar'dandı. PKK dünyada da tezcil olan bir terör örgütüdür. Avrupa Birliği'nde olsun, Avrupa'da, Amerika'da olsun. Onlara bizim bölgede işi yok. Bu savaş Irakların savaşı bizim toprağında ve biz DAEŞ'in hakkından geldik. Türkmen'in, Kürt'ü, Arap'ı bürosu DAEŞ'in hakkından geldi. Ancak ben görürüm ki DAEŞ'e karşı büyük bir savaş yoktu bölgede. DAEŞ başkaları için askerdi, paralı askerdi. Çoğu kandırılmış tabii, farkında da ama bunun üstündekileri kullanırlar. O karanlık şer merkezleri bunları kullanırlar. DAEŞ'te getirmelerin gerekçesi bu bölgeyi yengi baştan öz çıkarlarına göre yapılandırmaktı. Ve bu bölge halkını hepsini zayıf etmek, tekrar bölüp daha zayıf hale getirmekti. O da dini ibadetler yapılıyor, şeyler yapılıyor. Adı İlhan'ıdır.
Ve orada uçak orayı vurdu. 20 üzerinde kadınımız şehit oldu. Bir sürü çocuk yaralıydı, bir sürü kadın yaralıydı. Irak Başbakanı, Irak Devleti'nde bir yetkili sesini çıkarmadı. Açıklama yapmadı. Sanki bir trafik kazasıymış gibi. Uçağı geldi, devletin uçağı geldi. Burada yani vatandaşlarını vurdu. Irak Devleti'nden bir açıklama yok. Kerkük valisinden bir açıklama yok. Kerkük valisi de bunlar Kürt'e yönelik olsaydı. Şimdi Kerkük valisi dünyayı göreve çağırırdı. Ama iş saldırı Türkmen'e yönelik oldukça ve Kerkük valisi hiç sesini çıkmadı. Bir resmi açıklama yapmadı. Oradaki Türkmen kanı tabii ki bu topraklar için şehit oldu. Bu topraklar için aktı. Biz inşallah o temiz kanlardan da güç alıp, kuvvet alıp, milletimiz daha fazla ırkına, dinine, mezhebine bağlı olur. Daha fazla kültürüne bağlı olur. Biz yok olmamaya kararlıyız. Biz burada mücadeleye devam edeceğiz. Son Türkmen kalıncaya kadar, bir Türkmen kalsa bir tavuk Türkmen'di, kavuk Türkmen'di, tek bir Türkmen kalsa dahi. Çünkü bu 1000 yıllık bir tarih, bir günde silinmek dahi. Biz burada misafir değiliz, bir otelde kalmıyoruz. Büyük bir coğrafyamız var. Nüfusumuz bizim Körfez ülkelerinin, Kuveyt, Körfez, hepsinin toplam nüfusundan daha fazla burada Türkmen var. Coğrafyamız genişti gene. Sadece Kerkük şehrinin coğrafyası Kuveyt'ten daha büyüktü, Kuveyt devletinden. Bizi önemsizleştirmek istediler, bizi tarihimizden, bölgemizden, milletimizden koparmak istediler. İnşallah bu oyunlar fazla sürmez. Səddam Hüseyn döneminde demek olar ki, İraq'da yaşayan Türkmenler büyük zorluklarla üz-üzə qaldılar. Onlara karşı repressiyalar hayata geçirildi. Ama Səddamın süqutundan sonra da değişen hiçbir şey yoktur. Bunu neyle izah ederdiniz? Biz deyirik ki, Saddam zamanında biz çok zulüm gördük, çok baskı gördük, sıkıntı gördük. Ancak Amerika gelince bu problemlerimiz, bu yaralarımız daha da arttı, azalmadı. Ve Türkmen'in toprağı başkasına peşkeş edilmektedir. Başkasına hediye edilmektedir. Amerika sen Kürdistan'ı kurmaksan Kürt topraklarında git kur. Bizim topraklarda da gel. Burada ortak yönetim biz istiyoruz. Kürtlerle ortak olalım. Biz bunu istiyoruz. Gelsinler beraber oturak masada. İttifak kurak, siyasi ittifak kurak. Bu bölgeyi beraber idare eder. Bizden Kürtler. Çünkü bizden de Kürtlerin ortak yönlerimiz çoktur. Daha yakındır bize. Kürtlerle bizim aramızdaki tarihi ilişki, akraba ilişkileri çoktur. Ancak Kürt bugün her şey benim dedi. Bizim öz topraklarımızda da bize hakkımızı kullanmamıza mani olursa tabii ki güvenimiz kalmaz. Ama gelsin de bir siyasi ittifak yapak, bir politik ittifaklar yapak Kürtlerle Türkmenler arasında bu bölgeye ortak idare eder. Ortaklık bölgeye barış getirir. Bölgeye istikrar getirir. Bugün Kerkük'ün hala da toprağının %40'ı Havice bölgesinde bunlar bilinçli olarak IŞİD'de bırakıldı, DAEŞ'te bırakıldı. Bu çünkü bölgenin çok kuzeyine Irak ordusu geçti. Haşid Şabi de geçti. Türkmen güçleri de geçip. Bu bölge bir ada gibi kaldı. Küçük bir adadı Irak içerisinde. Hepsi etrafı sağlıklı, küçük bir ada ama bir türlü kurtarılmıyor. Biz de anlıyoruz ki bunlar ileride yapılanmada bir balans hareketidir. Mahsus bilinçli olarak bunlar IŞİD'de bırakıldı. Yoksa Irak Kudüs Bağdat'tan gelip Musul'a kadar yaklaşabilmezdi. Bu bölgeye taraması lazım. Taramadan geçti. Yandan geçti. Havuce üzerinden geçmediler. Bundan 1,5 sene önce Amerikalılar koalisyon güçleri işte birkaç peşmerge götürdüler Havuce'ye. Havuce'den cezaevinden
IŞİD'in cezaevindeki adamları da öldürdüler. Onlara da çıkarttılar. Cezaevinde tutuklu vardı, esirler vardı. Kurtardılar. Yani istediğiniz operasyon yapabilir. Bugün Havuca bir öcü de Havuca'nı beklediler. Kavuk'taki demografik yapılanma var Musul için. Yeni başta Musul yapılandırılacak. Çünkü Musul'un nüfusu da çoktu. 2,5 milyondan fazla, 3 milyon yakın bir nüfusu var. Irak'ta ikinci vilayetti Musul. Musul'da böyle bir yapılanmadan geçmesi gerekir. Bunu çok gerekli görürüz biz. Oradaki bir Musullu Türkmen'in Musul'la Arap arasında güven azalıptı ve ortak güvenler azalıptı. Ama herkes öz bölgesinde öz gücüyle girsin. Biz o bölgeye, Tel Afer bölgesine sadece Tel Aferlerin dönmesini isteriz. Tel Aferli Türkmenler girsin o bölgeye. Oradaki güvenliği de Tel Aferli Türkmenler sağlasınlar. Tel Afer yeni baştan bir il olsun. İl olduktan sonra bizim Irak Anayasası'nda bir haktı. Orayı bir federasyon bölgesine dönüştürmek. Tabii ki Türkmenlerin problemleri, sıkıntıları yengi dergi. Irak devleti kurulduktan beri Türkmenler bu Irak devletinde daha önemsiz, daha ehemmiyetsiz hale getirmek için Irak hükümetler hep bu politikayı izlediler. Ancak hiçbir Saddam kadar yapmadı. Saddam Türkmenler düşman kabul etti, düşman gördü. Türkmen insanın hayat hakkını elinden aldı, yaşama hakkını elinden aldı, ticareti elinden aldı, toprağını elinden aldı, hürriyetini elinden aldı. Saddam zamanı Türk'üm, Türk kelimesi suçtu. İspanyol ol, Portekizli ol, Hindistanlı hiç suç değil. Ama sadece Türk kelimesi suçtu Saddam zamanı. Biz sevinmiştik ki Saddam sonrası, Saddam yetti. Saddam sonrası en azından insanca yaşayacak bu süre içerisinde. Ancak bizim merkezimiz olan ve Saddam devrildiği zaman Kavuk'ta çoğunluk biziydik, Türkmenlerdi. Saddam her ne kadar güneyden Arap getirdi, yerleştirdi ama Kavuk'u Araplaştırabilmedi. Saddam sonrası Amerikalılar Kavuk hükümetini, Kavuk idaresini Kürt kardeşlerine teslim ettiler. Başın bütün dairelerin, ofislerin başına Kürtleri getirdi. Kürt siyasetçileri, Kürt vatandaşındaki. Bunlar da politik planlar doğrultusunda Kürt'ü Kürtleştirmek için çaba harcadılar. O günle şimdi yarım milyon Kürt bölgeye getirildi. Demografik ciddi anlamda değişti Kürt'te. Hiç gerek yoktu yani. Kürt'te fabrika yok, iş yerleri fazla yok. Eskiden kalan patrol şeyi devam edilir. Kürt'ü bu nüfusu da kaldırmaz dedi. Kürt'ün coğrafyası tam iki misli oldu coğrafyası, şehir coğrafyası. Nüfus 1,5 misli oldu. Bunlar hep Türkmenlerin aleyhine olan gelişmelerdi. Bunu kim yaptı? Amerika'nın getirdiği yöneticiler yaptılar. Ve iki Kürt partideki kardeşlerimiz de bu işe alet oldular, bu plana alet oldular. Bugün çok mağdur durumdayız. Biz adaletsiz bölgemizde yaşamak isteriz. Biz istemiyoruz ki Kürtlerle çatışak, silahlı bir şeye girer. Onlar kardeşimizdi. Arap'la da bunu istemiyoruz. Kürt Arap da kavga etmesin. Çünkü sokakta biri ev yanarsa, sokakta o bir evlerle hepsi yanma tehlikesi var. Biz tarihimizden gelen, kültürümüzden gelen bir anlayışımız var. Adalet yerinde bulsun. Türk milleti adil milletti. Kimseye zulmetmez. Bizim milletimiz intikamcı millet değil. Kimsenin intikam almak istemez. Kanlı millet değil. Bizim milletimizde kalbi temizdi. Bizim milletimizin düşüncesi temizdi, pakti. Samimi milletti, sever milletti. Sevgimiz çok olan bir millettik. Ve Irak en fazla Osmanlı döneminde huzurluydu, istikrarlıydı. Arapla da Osmanlı döneminde istikrarlıydılar. Bir Basralı bir Arap buradan Hac'a kadar giderdi vizesiz, Yemen'e kadar giderdi. Tunus'a kadar, Mağrib'e kadar gidebilirdi, Mısır'a kadar gidebilirdi vizesiz. Bugün Araplar hepsi, duvarlar arasında Arap milleti hapsoldu. Birbirinin yerine şahsında bu kadar Arap devletine ne gerek var? Şimdi onlara da bölmek istediler. Çünkü bu Arap devletlerini
Batı çıxardı, bir səfər daha da bölmək istəyir. Bu dövlətlər Ərəb xalqları qurmadı. O dövlətin öz usulü, ulusu qurmadı. Batı mərkəzləri qurdu. Bu gün Batı mərkəzləri daha farklı, daha düşmanca bir oyun içərisindədir. İslam nüfusu, Müslüman nüfusunu azaltmaq istəyir. Müslüman bölgəsində savaşlar çıxarmaq istəyirlər. Öz mənfaatları doğrultusunda. Mədənicə bölgə yenidən yapılandınız, biz buna qarşıyıq. Mədənicə olsun, amma savaşla olmasın. Yıxımla olmasın. Baxın, Suriyada Türkmen bölgələri, Suriyada Ərəb bölgələri nə oldu? Hələb şəhərdə taş üstünə taş bırakmadılar, başqa şəhərlərdə belə. O kardeşlerimiz bin yıllık şehirlerdi. Burada yeni şehir de dergi. Tarih gitti, insanları gitti, can gitti, mal gitti, kültür attı. Biz işte barışçı yollarla bu işler hallolsun. Siyaset yoluyla hallolsun, savaş yoluyla hallolmasın. Ancak milletimiz iş böyle giderse, milletimiz de özünü savunma hakkını, ki savunma hakkı dinlerde de meşru bir haktı. Kullanacak artık milletimiz bunu. Kullanmak zorundadır. Nitekim o gün IŞİD gelirken Kerk'te Türkmen halkı eline silahını aldı. Türkmen kuvvetleri de geldi. IŞİD'i burada mahvetti. Biz yıllardır halkımızı bundan uzak tutmaya çalıştık. Çünkü Saddam bu bölgeni yordu. Hep savaşla. Kuvvetle savaş, İran'la savaş. Biz dedik ki yeni bir hal gelsin bölgeye. Barış hali hakim olsun. Medeniyet, yaşamak. Sevinç, mutluluk, kalkınma, refah gelsin, zenginlik gelsin, hizmet gelsin. Musul əməliyyatları ortaya çıkan kimi Kərkükə hücumlar başladı. Necə bilirsiniz, bu bir mesaj idi mi? Biz savaş istemeyen millet idik. Ancak bölgemizi yine yanından savaşladı, yanına dönüştürdüler. Ve Musul operasyonu biraz geciktirildi. Bu Kərkük saldırısının amacı da oydu. Musul'u biraz geciktirmek, Kərkükə bu bahaneyle de başka terör örgütlerini de getirmek. Bunlar tabii ki büyük farklı merkezlerin, karanlık merkezi büyük diyemeyek. Karanlık merkezlerin planı doğrultusunda gelişmektedir. Ama umudumuz çoktu ki bizim asıl milletimiz bu bölgede bin yıldır hür yaşırı ve insani değerlere, İslami değerlere de bağlıdır. Medeni bir millettir. Bu bölgede inşallah balans hareketi bizim milletimiz eliyle olur ve bölgeye barış istikrar gelir. Bölgedeki insanlar yeni başından hepsi birbirinden kucaklaşır. Türkmen, Kürt, Arap, İranlısı, Şiası, Sünnüsü hepsi birbirinden kardeş olur. Çünkü biz birbirimizle kardeşiz gerçek anlamda. Bir an önce inşallah bölgeye barışın gelmesini isteriz. Bu vesileyle Kanal 13 internet televizyonunun seyircilerine de saygı, selam ve muhabbetlerimi sunuram. Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin diyorum. Riyaz Bey, vaxt ayırıp suallarımızı etraflı cevablandırdığınıza göre size öz teşekkürümü bildiririm. Irak'da yaşayan bütün soydaşlarımızı ise geçmiş olsun deyirəm. Bu faciye bir de yaşanmasın. Günün sonunda bu kadar. Kanal 13'ün değerli izleyicileri, görüşerek.